Herkese merhaba, ben doktorunuz Bora. Kanala hoş geldiniz. Bugün size kolajeni doğal yollardan nasıl arttırabiliriz ile ilgili bir video çektim. Videomuzu özellikle bana çok fazla soruyorsunuz. Herkes kolajen, peptit kolajenleri alıp tüketemiyor. Bazen pahalı oluyor, bazen erişim zor oluyor. Kendi kolajeninizi nasıl daha fazla arttırmanın yolları ile ilgili bir video geliyor. O zaman hazırsanız başlayalım. Öncelikle su tüketimi çok önemli. İçtiğiniz suyun 1,5 litrenin altında kesinlikle olmaması lazım. Siz su tüketimi azalttığınızda fibroblast hücreleri de kolajen üretimini azaltıyor. Dolayısıyla bu bir cepte. Kullandığınız suyun da pH'larının farklı olması, özellikle alkaliye yakın olması vücuttaki kolajen üretimini arttırıyor. Birçok su markası var. Siz de arkasından pH'larının yani pH değerlerinin kaç olduğuna bakabilirsiniz. Bizim ortalama istediğimiz pH değeri 8. 7.8 ya da 8 değerleri kolajen üretimi için çok ideal su pH değerleri. İkinci maddeye geldiğimizde uyku. Olmazsa olmaz şey. Günde en az 6 saat, ortalama da 6-8 saat uyumanız lazım. Çünkü growth hormon dediğimiz büyüme hormonunun ve melatonin yani uyku hormonunun gece salınması ve sirkadyen ritim denilen ritimde yeniden kolajen üretiminin tetiklenmesi çok önemli. Hem antioksidan bu hormonlar hem de sizin kolajen üretiminizi arttırıyorlar. Az uyku uyuyanların kolajen üretiminin %50 azaldığı, özellikle yaşlanma periyodunda uyku sürelerini kısaldığı ve insanların çok hızlı bir şekilde yaşlandığı ortaya konmuş yapılan bilimsel araştırmalarda. Dolayısıyla en ucuz yol uyumak. Bol bol uyuyun, uykunuzu telafi edin. Hatta güzellik uykuları var ya, onları da yapabilirsiniz ama esas gece uykusu. Çünkü bu karanlıkta salınan, gece ritminde salınan uyku hormonu ve büyüme hormonları kolajenleri inanılmaz bir şekilde yükseltiyor ve arttırıyor. Biliyorsunuz ki Nobel ödüllü bilim adamımız Aziz Sancar, melatonin yani uyku hormonununla ilgili bütün hastalıkları hatta kanseri dahil yenebileceğimizi söylemişti. Gerçekten de çok doğru. Uyku hormonu çok önemli. Dolayısıyla uyku kalitemiz çok önemli. Kaliteli uyku uyuyun ve kaliteli uyku uyumanızla ilgili oda şartlarınızı mutlaka düzenleyin. Bu hem size daha genç hem de daha sağlıklı yapacaktır. Gelelim beslenmeye. Kesinlikle sigara ve alkol tüketmeyeceksiniz. Çünkü sigara kolajenin baş düşmanı, alkol de kolajenin diğer baş düşmanı. Ne kadar çok sigara tüketirsiniz ya da sigara içmeseniz de sigara içilen kapalı ortamlarda bulunursanız daha hızlı yaşlanacaksınız. Çünkü kolajen üretiminiz ciddi oranda azalacaktır. Gelelim bir başka maddeye. Proteinden zengin beslenmek. Evet, çünkü kolajenin yapı taşı protein. Eğer siz amino asit ağırlıklı yani protein ağırlıklı besleniyorsanız zaten ham madde olarak da kolajen üretilecektir. Eğer ham madde yoksa yani protein yoksa o zaman zaten kolajenin üretilmesi imkansız. Yani karbonhidratlar ve yağlar kesinlikle protein üretimine hiçbir katkısı yoktur. Dolayısıyla et, yumurta, işte balık, tavuk tüketmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. A vitamini ve C vitamini de hem kolajenin emilimi hem de kolajenin üretilmesi için çok önemli vitaminler. C vitamini zaten turunçgillerde bol miktarda var. Portakal, greyfurt, limon, mandalina sık sık ulaşabildiğimiz ve rahat tüketebildiğimiz şeyler. Yeşil yapraklı sebzeleri kullanabilirsiniz. A vitamini de özellikle A vitamininden zengin gıdaları tüketmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Onlar ne derseniz greyfurt güzel bir A vitamini kaynağı. Domates, ıspanak, brokoli, havuç da zengin A vitamini kaynaklarıdır. Son olarak da kırmızı meyveleri de tüketmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü kırmızı meyvelerin içerisinde çok yüksek miktarda antioksidanlar var. Antioksidan miktarınız vücutta ne kadar yüksekse kolajen üretiminiz de o kadar fazla olacaktır. Bunlar nedir? Böğürtlen, çilek, karadut, yaban mersin gibi meyveler. Kırmızı elma yaz kış bulunacağı için kırmızı elma da bu saydığımız kırmızı meyveler arasında yer alıyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bana kolajenle ilgili sorularınız varsa altta yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalı hala takip etmiyorsanız takip ederseniz ve
o bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Çünkü bildirimler benim yeni video yayınladığımda sizin uyarılmanızı ve video izlemenizi ve kola ulaşmanızı sağlayacaktır. Eğer bildirimler açmazsanız ben de diğer takip ettiğiniz kişiler arasında kaybolacağım için size ulaşamayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.